Ocak'ta memur maaş kat sayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış %19,16 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 903,57 liraya yükselecek. 0 ila 6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 198,76 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 99,38 liraya yükselecek. 1091 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 1301 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak. Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor. Emeklilerin taban aylıkları nasıl değişecek? Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4197 liradan 4955 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4687 liradan 5533 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık bağ kurtarım emeklilerinde 3335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı %18,06 çıkarsa en düşük aylık Bağkur tarım emeklilerinde 3937 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3430 liraya çıkacak, taban aylığa tamamlanacak. Emeklilere bu oranlara ilave bir refah payı verilmesi bekleniyor. Eğer 10 puan ilave olursa SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı %28,06'yı bulacak. Ayrıca en düşük emekli aylığında da artış beklentileri bulunuyor.